Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında İstanbul'da 70 kişi mağdur sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Kimler eliyle andıçlar hazırlanmıştı? Toplumun üzerine bir korku, bir kabus gibi yaşatılan o kara günlerin düzenleyicilerinin mutlaka hesaba çekilmesini, cezalandırılmasını ve Türkiye'de bir daha böyle bir karanlık dönemin geri gelmemesi için de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Başörtülü oldukları gerekçesiyle mesleklerinden atılan, okullarından uzaklaştırılan mağdurlar, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu dahil birçok isimden şikayetçi oldu. 28 Şubat sürecinde Türkiye'de insanların özgürlüğünü, çalışma hakkını, eğitim hakkını kısıtlayanların hesaplarının görüldüğü günleri görmek istiyoruz. Bu davaların sadece açılmakla değil, sonuçlara vardığını görmek istiyoruz. Müşteki olarak ifade veren grup adliye çıkışında basın açıklaması yaptı. Kışla değil okullar. Kimseye kapıdan girerken ne girdiğinin, ne yaptığının, üstünde, başında, ayağında, bıyığında ne olduğunun sorulması gayri insani ve gayri medeni ve aynı zamanda gayri İslami bir tutumdur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz o yönetmeliklerin tümden, buradan başbakana çağrımız, başbakan yönetim bakanlar kurulunu toplayıp o yönetmeliği kaldırdığı takdirde kılık kıyafet sorunu diye bir sorunun kalmayacağı çok açık ve nettir. Bu talebimizi de buradan iletmiş olalım istiyorum. Mağdurların avukatı Necip Kibar da bu sürecin cezasız kalmamasını ve junta döneminin üzerinin örtülmemesi gerektiğini belirterek ifadesi alınan kişilerin şikayetçi olduklarını ve ifadesi alınan kişilerin sayısının 70'i bulacağını söyledi.